Damadımızın pompişi 5 aylık hamile. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Abi, damadı bir yoklasak mı acaba? Ne olacak bu iş? Her koyun kendi bacağından asılır. Feriha evlendi gitti. Bundan sonrası bizim derdimiz değil. Abi, sen şimdi üzgünsün, kızgınsın, böyle konuşuyorsun ama yarın bir gün o yavrucak boynu bükük kapımıza geldiği zaman da... Yani baba ocağı demek istiyorsun, değil mi? Feriha bu ocağı yalanla, riyayla, gizli saklı işlerle söndürdü gitti Hatice. Söndürdü gitti. Kimin uğruna söndürdüğünü de görsün böylece. Ben çıkıyorum. Şimdi telefonu kapalı. Şuraya bak ya. Emir bana anlatmıştı zaten. Ama işte adam şaşkınlıktan Feriha ile konuşamamış. Şimdi bu haber çok kötü oldu. Feriha mahvolmuştur. Kesin kavga etmişlerdir. Bari buraya gelse. Canım sen otur çay söyle ben de geliyorum. Nereye? Bir işim var geleceğim. Ya ben Feriha'nın kabahati büyük, ben küçük demiyorum. Yani şu saat benim karşıma çıkmış olsa, halacığım dese sen senin halan batsın derim bak. Bak beni kandırdın sen bu eve tekrar geri döndün de derim. Ha demeye derim de ben de anneyim. Benim kızım kabahatin en büyüğünü işlemiş yani. Şimdi onun kocasını yüklediği kızın yüzünden o kız bizim kapımıza gelse ben onu sokağa atacak değilim. Ay sen de gamlı baykuşsun ha. Ayol şu an Feriha birinci kadın konumunda, tamam? Yani çocuğun nikahlı karısı. Hem bakalım Emir kabul edecek mi o diğer kızı?
Ama zaten kesin numaradır ha. Sen bilmiyor musun bu sosyetenin işlerini? Vallahi Feriha kocasına sahip çıkacak tabii ki ne de ama... Yani sinek küçük olsa bile mideyi bulandırır bak. Yani bizim atalarımızın lafı bu. Zaten bu kızın kayınanası buna karşı, kayınbabası buna karşı. Kız da yüklü, kapının eşiğinde bekliyor. Hiç kolay değil işi yani. Vallahi Feriha, azıcık akıllıysa kocasına dört elle sarılması lazım. Ama tabii nerede bizimkinde o akıl? Ayol senin Gülsün bile var ya, kocasını elinde tutmak için ne yapacağını şaşırdım. Ne? Ne demeye getiriyorsun sen Seher Hanım? Şey ya, lafın gelişi dedim öyle. Ben o lafın geldiği yeri hiç beğenmedim Seher Hanım. Benim kızıma sen ne demek istiyorsun? Bakma öyle bana. Bakma, hemen şimdi söyleyeceksin ne diyeceksin. Aman iyi be. Ya senin kızın gitti de keyfine mi boyattı saçlarını zannediyorsun ha? Sen o nikahta nikaha basan sarı kızı hatırlamıyor musun? Görmedin mi hastanede nasıl damadının etrafında dört dönüyordu? Sen benim kızın yuvası tehlikede mi diyorsun şimdi? Ay ben darlandım. Ay darlandım ben, darlandım ben. Oy. Her an kötü sürprizlere hazır olabilirsin Hatice Alacığım. Çünkü senin damadın hala bu sarı kızda. Ay çok darlandım. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Gülsüm çıktı, okula gitti. Biliyorum oğlum. Ben seninle konuşmaya geldim. Ama bu Gülsüm böyle bu tozu mozu o kadar ihmal etmezdi ama... ...vakti de demek ki yavrucan. Tabi okula da gidiyor, o yüzdendir. Bak, ütülenecek koyunayım, bantolu neyim varsa... ...şöyle bana yaparım, olur mu yavrum? Gerek yok. Yardıma geliyor zaten bir temizlikçi. Lütfen Ateş Hanım. Aşk olsun oğlum. Hiç evin hanımının yerini tutar mı? Bak, ben de annemizim, evin hanımını aratmam ha. Hatice Hanım. Oğlum, aşk olsun sana ya. Bak, bu kadar oldu evleneli, daha bir anne demiyorsun bana ya. Ben de senin bir annen sayılırım yavrucuğum. Ha, geldiğimiz yer farklı biliyorum. Dilimiz de farklı ama ben şimdi kendi dilimin döndüğünce sana bir şeyler anlatacağım. Sen de dost doğru cevap ver bana hem evladım. Aslında arayıp haber verseydiniz, geleceğinizi söyleseydiniz ben başka bir zaman yapalım derdim. Çünkü gerçekten çıkmam lazım. Oğlum, senin benim kızımdan yana bir mutsuzluğun var mı? Ha bak benim kızımın ağzı var dili yoktur. Bu kız yani kan kusmuş olsa kızılcık şerbeti içtim der. Ben bunun köydeki babasıyla gurbetteki abisine bir tilavun ettim. Ha bak sizi evlendirdim. Hatice Hanım gerçekten çıkmam lazım. Oğlum sen benim kızımın alnına bir kara sürdün. Ama dur bak mert adammışsın anında temizledin. Yani sizin evliliğiniz benim kızımın gurur nişanıdır oğlum. Yavrum ben sana itimat ediyorum. Sen benim itimadımı boşa çıkarma olur mu? Dediğim gibi çıkmam lazım. Ben diyeceğimi dedim oğlum. Ben sana kızımı ömürlük verdim. Hah. Benim daha da diyecek bir şeyim yok. Madem senin gitmen gerekiyor, benim de gitmem gerekiyor. Düşsün bunları temizler. Oğlum. Bak sabahtan aşamacak ben bu sizin yuvanız için dua ediyorum. Bunu bilemiyorum. Yavrum.
Gülsüm, annenden benimle konuşmasını sen mi istedin? Hayır, ne oldu ki? Buraya geldim. Ne dedi sana, kötü bir şey mi söyledi yoksa? Bak Gülsüm, benim üstümde bu kadar baskı kurmaya hakkınız yok. Anneni de seni de kırmak istemiyorum ama benden daha fazlasını beklemeyin. Benden daha fazlasını beklemeyin. Koray, nereye gidiyorsun? Hava almaya gidiyorum Gülsüm. Sadece hava almaya gidiyorum. Ya Mehmet'in Nevbahar Hanım'la bugün işi çok mu acaba? Hayırdır abi? Ya şu dükkanın defterini artık kapatsak diyorum. Veysel oyaladıkça oyalıyor. Mehmet servisten dönsün de bir oturup konuşalım onunla. Çıktılar kuruldular tepemize. Bir arabaya binişi var ki. Olmuş Feriha hanımefendi. Ya kocası el alemin kızını hamile bırakmış. Koyar mı Feriha'ya? Koymaz. Mehmet, düzgün konuş. Onlar düzgün mü ki ben düzgün konuşayım baba? Bana mısın diyor mu? Geçecek oturacak yukarıda. Biz buralardan gideceğiz Mehmet. Onun için daha fazla uzatma. Gidene kadar ne olacak baba? El alem bizi tefe koyacak. Rıza efendiler kendi kızının kapıcısı oldu diyecekler. Kes be, kes! Helal olsun sana. Şu hasta adamı böyle ezdin ya, helal olsun sana. Kocasıyla döndüğüne göre bizim kız akıllanmış. Demek ki bırakmayacak kocasını, aferin. Sen eğleniyor musun Seher Hanım, ha? Görmedin mi kocanın abimin halini? Bu işin sonu çok fena. Onlar yukarıda, biz aşağıda nasıl sığacağız bu apartmana bakalım. Aman koca apartman, niye sığmayalım? Vallahi benim seninle uğraşacak hiç halim yok, biliyor musun? Ben karşı apartmana gidiyorum, bir şey lazım olursa haber verirsin. Kolay gelsin. Hı. Merhaba. Ya ben de Cansu'lara bakacaktım da. Cansu burada yok. Biliyorum, tatlım olmadığını. Yani artık Cansu da olmadığına göre herhalde Senem Hanım hep burada yaşar değil mi? Ağzını mı arıyorsun? Ay canım, ne münasebet, ne alakası var? Ya ben bir şeyler duydum da böyle tımarhane falan. Ha, insan merak ediyor. Şimdi bu kız cezaevinde mi, tımarhanede mi? Ayrıca tımarhane değil, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi canım. Hadi bay. Demek ki tımarhanede. Ya baba, keşke gelmeseydin bu herifin ayağına ya. Ne yani? Ondan mı korkacağım? Ya yok baba, ne korkusu? Herif mal mal konuşuyor. Boşu boşuna tadın kaçacak şimdi. Ne tadı be Mehmet? Bizde tat mı kalmış? Kapatmış herif. Haber vermemiş. Gidip konuşalım. Hesap kitap neyse halledelim, bitsin gitsin bu iş. O şimdi kahvededir. Yürü. Merhaba. Ne haber Gülsüm? Biz o gün butiğe geldik ya. Elbiselerde sorun mu var? Yok, elbiselerde bir sorun yok. Hepsi çok güzel de. Ya ben o gün Seher'in aklına uydum. O gün çok alışveriş yaptım. Çok para harcadım. Sonuçta koruyayım parası. Hani siz beni şey bilmeyin. Ben çok utandım Lara. Annen de beni öyle bilsin istemem. Alışverişin kimi yaptığı belliydi zaten Gülsüm. Takılma sen bunları, biz hiç takılmadık. Olsun, ben yine de söylemek istedim. Gülsüm, eğer gerçekten kendine yakışan bir şeyler giymek istiyorsan, yani bir tarzım olsun istiyorsan, bir butiğe gel. Ama yalnız gel, olur mu?
Yengenle gelme. Eskilerini getir. Yenileriyle değiştirelim. Olur mu? Olur, tamam. Çok teşekkür ederim. Yalnız gelirim. Çok sağ ol. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Sarı saçtan vazgeçmişsin. Hiç boyatmamam lazımdı Seher zaten. Ya olacak iş mi Seher? Senin aklına uydum, rezil oldum. Şimdi de zararın neresinden dönsem kârdır diyorum. Annem yok mu? Annen karşı apartmanı temizlemeye gitti de. Ne bu tripler? Yani eğer saçını beğenmediysen git kuaföre çat. Bana niye çatıyorsun? Saçılmış. Ben senin aklına uyup kendimi nefret ettirdim Koray'dan. Anneme de sen söyledin değil mi her şeyi? Gitmiş Koray'la konuşmuş. Koray iyice benden soğudu. Ya sen ne kadar nankörsün. Ya kocan şimdi yanında mı değil mi? Bana ondan haber ver. Eğer benim verdiğim tavsiyeler olmasaydı sen çoktan bohçanı toplayıp eve gelmiştin Gülsün. Ben buraya zaten geri döneceğim. Yani eninde sonunda bu eve geri döneceğim. Feriha haklıydı. Senden etkilenip kocamın gözünde gurursuz zavallı bir kadın oldum. Feriha haklıydı ha. Senin o gururlu ve haklı Feriha'n var ya, şimdi kocasının dizinin dibinde oturuyor. Hem de Emir gazetelere çıkmışken, başka bir kadından çocuk beklerken. Ya? Feriha yukarıda mı? Döndüler mi? Döndüler. Sana öyle gururlu ol, evliliğini bitir diyen Feriha, şimdi dört elle sarılıyor kocasına. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Veysel yok mu? Veysel bu sabah helalliğini aldı gitti Rıza abi. Haberin yok muydu? Yok. Nereye gitti? Mahalle memlekete dönüyoruz dedi Rıza abi. Bu adam nasıl haber vermeden çekip gider ya? Mehmet. Yürü, arayıp bulalım onu. Hadi kalın sağlıcakla. Şerefsiz herif. Kaçar gibi çekip gitmiş. Bunda bir alacağımız var mıydı baba? Telefon kullanılmıyor diyor. Vallahi benim bildiğim Feriha bunu içine sindiremez. Emir'in yanında kalamaz. Tabii ben ayrılsınlar istemiyorum. Yuvasını kurtarsın sonuçta. Ya senin o çok gururlu Feriha'n her şeyi sineye çekti, yuttu. Kocasının yanında duruyor işte. Ya tamam, yani ben hak veriyorum. Yani asıl olan evliliği kurtarmaktır ama... yani sana söylediği şeylerden sonra da bunları düşünmeden edemiyorum. Kusura bakma Gülsüm. Aa, kimler gelmiş? Feriha. Canım, iyi misin? Babamla halam yok mu? Babamla Mehmet dükkana gittiler. Halam da karşı apartmanda. Biz de sabah Mehmet'ten aldık haberleri. Vallahi böyle gözümüz yollarda seni bekliyorduk. Ama biz kocanı da bekliyorduk yanında. Babam nasıl? Ne olsun? Yani nasıl olsun adam? İşte kör topal yaşamaya çalışıyor. Ama vallahi sen de helal olsun. Meydanı boş bırakmıyorsun. Sen evlendin, akıllandın bayağı. Gözümden kaçmadı. Bir susar mısın? Feriha sen şeyi görmedin mi? Neyi? Şeyi söylüyor bu. Karnı şişik garıyı. Siz nereden biliyorsunuz? Yani işte hani hamile kadın diyorum. Emir'le. Emir'le ne? Ne? Hepimiz gazeteden öğrendik. Yani kocan yaptığı hatayı telafi etmek istemiş ama azıcık geç kalmış. Bana bak, getir onları. Ben biriktiriyorum aile haberlerini. Sen nereye? Aman hemen git peşinden. Geç kaldım. Koş.
Hoş geldiniz çifte kumrular. Çok öptüm yengeniz. Seher size not yazmış. Bu ev bana o kadar çok şey hatırlatıyor ki. Feriha, yüzüğün çok güzelmiş. Emir de takıyor mu? Ben sen haberi öğrenir öğrenmez aşağı inersin diye çok korkmuştum. Benim o kadından haberim vardı. Emir'le birlikte görmüştüm onu. Yani kadın sürpriz olmadı yani. Peki ya bebek? Feriha, belki o kız kim bilir Emir'den sonra başka birileriyle de birlikte olmuştur. Bunların hiçbir önemi yok ki Gülsüm. Hiçbirinin önemi yok. Yani Rüya'yı tanımıyorum. Emir'le tek bir gece geçirdi diye onu yargılayıp kolaya kaçmak kendimi daha iyi hissettirmeyecek. O hamile. Çocuk gerçekten Emir'den olabilir. Peki ya bebek Emir'dense ne yapacaksın? Yani hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Yani insan ne yapacağını şaşırır. Yani sonuçta ortada günahsız bir bebek var. Ve bu bebek Emir'dense hani insanın vicdanı da rahat etmez. Açık açık sorsana. Masum bir bebeğin babasız büyümesine nasıl izin vereceksin desene. Yok öyle der miyim? Yani zaten henüz babasının Emir olduğu belli değil. Hani ben diyorum ki ya babası Emir'se? Emir bebeğin yanında olacak. Ben de Emir'in yanında olacağım. Aferin Feriha. En doğrusunu yapıyorsun. Yuvan yıkılmasın tabii. Şimdi beni daha iyi anlıyorsun değil mi? İnsanın yuvası için savaşması ne demekmiş görüyorsun şimdi. Ben o kadar çok şeyi sineye çekiyorum ki yuvamı kurtarmak için. Ben seni bilmez miyim? Şimdi sen Emir'le sevgili olsaydın ve bu kız ortaya çıksaydı... ...sen 5 dakika durmazdın, gururuna yediremezdin bunu. Tabii işin içine evlilik girince, yuva girince insan bir karar veremiyor işte Feriha. Ben yuva kurmak için evlenmedim Emir'le. Kalpten sevdiğim için evlendim. Evliliğin benim için başka bir anlamı yok. Öyle diyorsan öyle olsun. Ben gideyim artık. Sen konuşmak istersen ara beni tamam mı? Bize gel. Ben seni dinlerim, anlarım Feriha. Hoşça kal.